Seviyorum seni hem de deliler gibi. Ünlü oyuncu Bekir Aksoy'un eski eşi Derya Çavuşoğlu Nişantaşı'nda görüntülendi. Merhabalar Derya Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, maskem koptu. Sorun değil. Bir yerden alalım istiyorsanız. Arabamda var, şimdi maske alacağım. Nasılsın? Neler yapıyorsunuz? Pandemi nasıl geçiyor? Valla pandemide hiçbir şey yapmıyoruz, evdeyiz. Sıkıldık tabii artık ama bir an önce de geçsin istiyoruz. Çünkü kapanmadan son bir hava almaya çıktım. Çavuşoğlu, oğlu Emir'in pandemi nedeniyle bu yıl evde öğretmen eşliğinde eğitim aldığını anlattı. Kapanmalarda neler yapacaksınız? Aktivite yapabiliyor musunuz evde? Valla aktivite zaten Emir'le olduğumuz için Emir'in dersi oluyor, benim dersim oluyor. Şimdi ona spor yaptırıyoruz evde, spora çok özenmeye başladı. Hatta geçen gün karnı kas ağrısı çekti, çok mutlu. Yani ev içi aktiviteler yapıyoruz. Nasıl gidiyor dersleri falan, okulları? Ben bu sene okula göndermedim onu. Çünkü zaten açılmadı. Birinci sınıf olduğu için birinci sınıfta online eğitimde çok bir şey öğrenemeyecekti. O yüzden bu sene inşallah açılır okullar ve gider ama eve öğretmeni geldi. Alfabeyi öğrendi, matematik öğrendi. Evde derslerimizi bu şekilde geçirdi. Derya Çavuşoğlu geçen günlerde oğlunun 7. yaş gününde bir paylaşım yapmış ve Emir'in 8 aydır baba özlemi çektiğini belirtmişti. Nazife Aksoy'la evliliğinden de Asil adında bir oğlu olan Bekir Aksoy'sa büyük oğlunuzla ilgilenmiyor musunuz sorusu üzerine eski eşi Derya Çavuşoğlu'na tepki göstermişti. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir kere çocukların bu tarz konuları ailede edilmesi, konuşulması dünyanın en zor şeyi, en saçma şeyi. O yüzden bu konuyla ilgili hiçbir yorum yapmayacağım. Bu benim Allah'la kendi vicdanım arasında gidip gelen bir şey. Kimse ilgilendirmez. Kimsenin de işi değil bunu konuşmak. Kimsenin, herkes kendine baksın. Kendi işine baksın. Bunu genel konuşuyorum. Ama bir çocuk üzerinden tartışmalar bana göre. Tek başınıza büyütüyorsunuz, sizde zor oluyor mu? Ailem var çok şükür. Yani kardeşim, abim, hepsi, annem, babam hepsi yanımda. O yüzden onların desteğiyle büyüyor Emre'de. Biraz baba özlemi çekiyor sanırım. Ya inanın ben polemiklere girmek istemiyorum. Neticede günün sonunda babası Bekir Bey de. Diyeceğim şimdi şunu niye yazdınız diye sorarsanız hani Allah'la onun arasında kalması için güzel bir sebep. Böyle bir açıklama yapmış. Kesinlikle Allah'la onun arasında kalması lazım. Yani Instagram'da doğum günü kutlayarak değil. Ama yarın öbür gün muhakkak iletişim kuracaklardır günün sonunda. Babası sonuç olarak. Çok bir yorum yapmak istemiyorum. 8 aydır görmüyor deyince yani bir çocuk da baba özlemi illa çeker. Zaten Instagram'a yazdığım bir çığlıktı inanın. Yani daha fazla konuşmak istemiyorum ama bu konuda. Umarım bir şekilde iletişim kurarlar günün sonunda. Bir pişmanlığınız var mı peki Bekir Bey'le ilgili? Emleşimden ilgili. Yok, hiç o konuları konuşmak istemiyorum inanın. Çünkü bunlar, şimdi Bekir Bey bir aile kurdu. Onun da bir çocuğu var. Mutlu da olsunlar inşallah. Huzursuz olmasınlar. Benim amacım huzursuzluk yaratmak ya da herhangi bir polemik yaratmak değil. Sadece Allah'la onun arasında kalsın. Instagram'da doğum günü kutlaması yapılmasın. Yani bu bir çığlıktı. Sadece bu kadar. Daha fazla sizi yüzmek istedim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Öte yandan son olarak Akrep dizisinde başrol oynayan Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy'la Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Aksoy çifti, liseli aşıklar gibi el ele dolaştı. El ele dolaştır beni, düşman çatlatalım.